Kupa bağlı Doğa Cenneti Köyün Yol ve Elektrik Çilesi Kulp ilçesine bağlı Kırsal Yaylak Mahallesi'nin bazı mezralarında yol ve elektrik yok. Özellikle doğal güzellikleriyle görenleri hayran bıraktıran Kırsal Yaylak Mahallesi'ne bağlı Goherme Mezrası'nda yolu ve elektriği olmayan vatandaşlar, engin dağları delerek ülkemizin her tarafını modern yollarla aydınlatan devletimizden yıllardır çektiğimiz çileye son vermesini istiyoruz, dediler. Hulp ilçesi Kırsal Yaylak Mahallesi'ne bağlı Goherme Mezrası, ana yoldan yaklaşık 10-15 kilometre uzaklıktadır. 1990'lı yıllarda boşatılan mezrada, vatandaşlar yeniden yerleşip ev yapmak istiyor, ancak yol olmadığı için ev yapımında kullanılacak hiçbir malzeme taşıyamadıkları için geri dönüşlerinde büyük zorluklar yaşamaktadır ve sadece zor şartlarda yaylacılık yapmaktadırlar. Bu da doğa cenneti köyün yol ve elektrik sorunu buralarda yaşayan vatandaşlar için yaşama eziyet haline getiriyor. Hup solhan sınırında kaynak suları, yeşil alanları ve yaylalarıyla öne çıkan yayla köyünün mevcut yolları ulaşımda zor anlar yaşanırken, birçok mezrasında yol ve elektrik yok. Vatandaşlar ulaşımı ilkel koşullarda sağlarken, geri dönüşlerini yapamadıkları gibi çok sayıda köylü de yaylalarına gidemiyor. Kulp ilçesi kırsal Yaylak Mahallesi'ne bağlı Goherme Mezrası, doğal güzelliklerine rağmen ulaşım sorunundan dolayı görücüye çıkamıyor. Coğrafi olarak Kulp sınırları içerisinde yer alan ve ismi Goherme olan yaylak mezrası göz kamaştıran doğası ve yaylalarına rağmen yol olmadığı için değerlendirilemiyor devletin son zamanlarda ülke genelinde devrim niteliğinde hizmetlere imza attığına dikkat çeken Kulp ilçesi Kırsal Yaylak Mahallesi'ne bağlı Goherme Mezrası sakinleri, 2021 Türkiye'sine yakışmayan bu tablonun kaldırılmasını istiyor. Kulp ilçesi Kırsal Yaylak Mahallesi'ne bağlı Goherme Mezrası sakinleri, hükümetimiz her tarafa yol ve elektrik götürdü. Engin dağları, uçurumları derdi. Ancak çok daha uygun koşullara sahip olan köyümüzde yol ve elektrik yok ulaşımda büyük çile çekiyoruz. Bu devirde biz hala binek hayvanlarla ulaşım sağlıyoruz. Devlet büyüklerimizden bu sorunu çözmelerini istiyoruz. Biz de insanca yaşamak istiyoruz, dediler.